İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil olan Ermeni Lavaş'ın tarihi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkan Yardımcısı bir araya geldi. Azerbaycan gerçek esir sayısını ve gözaltı yerlerini gizlemektedir. Cavak'ta balık avı bir buçuk ay boyunca yasaklanacak. Aşot Harutyunyan yerinden edilen Şuşi sakini neden statü alamıyor? Fransa'nın Vatikan'dan önemli bir şeye ihtiyacı var. Soykırım kurbanı Komitas, BBC Vartapet'e atıfta bulundu. New York'ta Arşil Gorki'nin yeni bir tablosu keşfedildi. Batı Emenistan Devlet Televizyonu'nu destekleyelim. Batı Emenistan'ı işgal eden Türkiye artık kaçıncı kez kendini has ikiyüzlülüğü ile Ermeni ulusuna ait zengin kültürel mirasın yanı sıra Ermeni mutfağına ait çeşitli yemekleri de kendini atfediyor. Son günlerde Türk haber ajanslarından biri Ermeni lavaşına atıfta bulunarak o asırlık Ermeni ekmeğinin tarihinden bahsetmeyi unuttu. Ancak Yerzinka Erzincan lavaşının UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil olduğunu belirtmeyi de unutmadı. Habersiz olmayanlara Ermeni lavaş ekmeğinin Ermeniler tarafından yapıldığını, binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatmak isteriz. Lavaşla ilgili efsaneler bile var. Lavaşın tüm tarihi hakkında ayrıntılara girmeden, kadim Ermeni kültürünün unsurlarından biri olan Tonir Tandır'da pişirildiğini belirtmekle yetinelim. Yerli bir halk olan Ermeni ulusu binlerce yıldır kendi yaşam biçimine uygun koşullar yaratmıştır. Bunlardan biri Tonir'dir ve şimdi Türkler de dahil olmak üzere pek çok halklar bunu kendisine atfetmeye çalışmaktadır. Tonir, pagan zamanlardan beri Ermenilerin hayatında büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu yeraltı ateşi güneşe tapınmayı simgeliyordu. Son olarak şunu belirtelim ki UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasının korunması, Hükümetler Arası Komitesi'nin 26 Kasım 2014 tarihinde Paris'te düzenlendiği 9. toplantısında, Ermenistan'ın sunduğu insanlığın somut olmayan kültürel mirasının UNESCO temsili listesine lavaş, geneleksel ekmek yapımı, Önemi ve Emenistan'daki kültürel tezahürleri adlı başvuruyu dahil edilmesine karar verildi. 22 Ekim'de Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkan Yardımcısı Gilsk Karboniye Başkanlığındaki heyeti kabul etti. Kızıl Haç Komitesi'nin çalışmalarını vurgulayan Ararat Mirzoyan, örgütün tarafsız bir yapı olarak özelliğini vurguladı. Görüşme sırasında Azerbaycan saldırısından etkilenen halka yardım sağlanması bağlamında şu anda Arçak'ta bulunan tek uluslararası örgüt olarak Kızılhaç'a duyulan ihtiyaç tartışıldı. Bakan Mirzoyan savaş esirlerinin ve sivil rehinelerin derhal geri gönderilmesi konusunun bir öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı. Cenevre Sözleşmesi'ne ve 9 Kasım 2020 açıklamasının gerekliliklerine aykırı olan Azerbaycan, esirlerin geri dönüşüne suni engeller yaratmaya devam ediyor. Arad Mirzoyan, Ermeni tarafının sunduğu kanıtlara rağmen Azerbaycan'ın tutsakların ve tutukluların gerçek sayısı ve bulundukları yerlerini gizlediğini belirterek bunun bir zorla kaybolma durumu olduğu varsayımına ciddi gerekçeler oluşturduğunu kaydettim. Ninozminda Belediyesi'nde yerel yönetimleri ve Cavak Milli Parkı temsilcileri arasında bir toplantı düzenlendi. Tartışmanın konusu Parvana ve Sagamo göllerinde balıkların yumurtlanması ve oradaki balık avının yasaklanmasıydı. Cevak Milli Parkı temsilcileri bu göllerde balık avının 19 Kasım ile 31 Aralık tarihleri arasında yasaklanacağını duyurdu. Bunun nedeni balıklar ürerken yumurtlama sırasında avlanmayı yasaklayan düzenlemelerdir. Bu yıl Parvana ve Sagamo göllerinin Cavak'ın kesin korunacak alanlarına dahil edildiğine dikkat edilmelidir. Batı Ermenistan Televizyonu'nda Şuşi'den zorla yerinden edilen Ermeniler Birliği üyesi Aşot Harutyunyan, savaştan sonra Şuşi'den ayrılmak zorunda kaldıklarında karşılaştıkları sorunları anlattı. Harutyunyan, kale şehri Şuşi'nin düşmesinin olası nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Emenistan'a yerleşen Şuşili'lerin toplumsal sorunlarına değinerek zorla yerinden edilen vatandaşların şu ana kadar herhangi bir statüye kavuşamadığını, kendilerini ilgilendiren sorunların büyük güçlüklerle çözüldüğünü ifade etti. Fransa Başbakanı Jean Castex Vatikan'ı ziyaret ederek Papa Francis tarafından kabul edildi. Vatikan haberlerine göre Dışişleri Bakanı, Fransa ve Vatikan'ın arasındaki işbirliğinin başarısını kaydetti. Fransız Katolik gazetesi La Croix, Başbakan'ın Vatikan ziyaretinde Irak ve Türkiye konularının ele alındığını kaydetti. Vatikan'ın Fransa'nın Akdeniz ve Kafkaslar gibi kilit bölgelerdeki Türk karşıtı politikasını prensipte destekleyip desteklemeyeceği sorulmaya değer. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Ankara ile ilişkilerde zor bir dönem yaşayan Ermenistan'a bu yılın Ekim ayında Vatikan'ın büyük ilgiyi gösterdiğini hatırlatmakta da fayda var. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Roma'ya yaptığı ziyaret sonucunda Vatikan heyetinin yakın gelecekte Yerevan'a geleceği ve bu heyetin Ermenistan Cumhuriyeti başkentinde Apostolik Ulus binasının açılışında yer alacağı öğrenildi. Bu, Agitmis qrupunun eş başqanlıqı yürütdüyən Parisində Dağlıq Qarabağın statusuna ilişkin yeni bir anlaşma mətnini hazırlaması bağlamında mümkün və görünüşə görə həm Azərbaycan, həm də onun müttəfiqi Türkiyə bu sənədi bəyənməyəcəklər. Yetkili BBC ajansı Komitas Vartabet hakkında bir makale yayınladı. Makalede 44 günlük Artsak Savaşı sırasında Şuşi'de bombalanan kilisede violonseli Sevak Avanesyan'ın Komitas'ın eserini çaldığı videosu da yer aldı. BBC Müzik Dergisi'nde Komitas'ın 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik soykırımın kurbanı olduğunu vurgulanıyor. Köşe yazarı, müzik Ermeniler için bir hatıradır ve her zaman 24 Nisan'da Ermenilerin imhasını anma gününde, dünyanın her yerinden kurbanların anısını onurlandırmak için bir araya gelirler. Bu anma törenlerinde komitasın şarkıları da sesleniyor diye yazdı. Yazar emindir ki Ermenistan'ın en büyük bestecisi kimdir diye sorsalar herkes Aram Haçatuyan'dan bahsedecek. Ama Ermeniler Komitası'nın adını anacaklardır. Batı Ermenistan'ın Van kentinde dünyaya gelen, soykırımdan kurtulan ve tehcir edilmiş gerçek adı Vosanik Adoyan olan ressam Arşil Gorki'nin yeni tablosu New York'ta keşfedildi. Arşil Gorki Vakfı sanatçının tuvallerinden birini korunmaya gönderdi. Ancak iki çalışan tablonun arkasına gizlenmiş başka bir tablo buldu yeni keşfedilen eser önümüzdeki ay New York'taki Hauser and Wirth Galeri'de sergilenecek. Virginia'da yaz adı alan tuval Gorki'nin genel koleksiyonuna eklendi. Hauser and Wirth başkanı Mark Payot bu keşif çoğumuzu sanata yönlendiren andır. Bu bir mucize ve sürprizdi. Bildiklerimizin ötesinde düşünmeye davet yeni ufukların bir ipucu dedim. Başkan gelecek ay New York'ta satış olmayan bir sergide bu resimi sunacak. Değerli takipçiler, Batı vatandaşları, vatansever, gönüllüler. Batı Devlet Televizyonu Western Armenia TV hepinize sesleniyor. Biz kendi reklamımızı yapmıyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü, vatanımızın bilinen ve bilinmeyen köşelerini sunuyoruz. Her zamandan daha fazla ulusal birliğe, ulusal gündemimizin oluşturulmasına ihtiyacımız var. Hepimizin amacı her birimizin küçük hücresini taşıdığımız özgür, bağımsız ve birleşik Ermenistan'ı görmektir. Her birimizin maddi desteği bir adım daha ileri gitmenin, vatanımızın refahına katkıda bulunmanın garantisi olacaktır. Mücadelemiz devam ediyor. Zorlu ama sonucu şüphesiz zaferle tamamlanacak olan bir mücadele birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ampelakamar Gamar Gamar Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.